Rakipleriniz size belli ki pek güvenmiyor ama siz de onları haksız çıkarmak için elinizden geleni ardınıza koymayacak gibisiniz Meliha Hanım. Bakın bakın, esas bu duvarı süpürmeniz lazım. Çek 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 çek. Of of of, duvara bak Kadir. Dolabın arkasını gördün mü? Az önce çekti. Gerçekten böyle bir dolap arkası görülmemiştir Kadir. Sıf örümcek. Meliha'nın konuşmalarına göre, yani yapabilirim, ben bu yarışmaya bunun için geldim diyor. Hırslı konuşuyordu. Dilerim o konuştuklarını o evde de yapar. Yani ama zannetmiyorum yapabileceğini. Kaç yaşındasın? Ben 39 yaşındayım. Oo maşallah, kız genç gösteriyorsun ama. Evet. Hiç 39 demem ben. 39 demezsin de kaç dersin Kadir? 35 falan derim. Ne anladım ben ondan? 4 yaştır millet kendini bir yaştan küçültüyor. Hayır. Millet 40 yaşına giriyor. Olmuş 4 sene 40 yaşına girer, hala diyor ki 39. Kaç çocuğun var? 2. Kız erkek? Bir tane kız, bir tane erkek. Oo Allah bağışlasın. Aa, bu beni öldürdü ya. Beni de öldürdü. Meliha kaç senelik evlisin? 17. 17 senelik. Severek mi yoksa görücü usulü? Kim getirdi? Kim aracı oldu yani? Kimse aracı olmadı aslında. Nasıl onlar beni görüp oldu? Beğeniyorlar. Tam seni kim beğendi? Kayınvalidem. Sen eşini ne zaman gördün? Ben eşimi ne zaman gördüm? Ben İzmir'de oturuyordum. İzmir'den beni çağırdılar. Gel bir gör diye. Ben gittim. İstanbul'a. Evet. Normalde hayır, İstanbul'a değil, Afyon'a. Kızı. Normalde oğlanı gönderirler. Evet, kıza bak diye. Evet, bizde tam tersi oldu. Burada da kızı gönderiyorlar, git oğlana bak diye. Evet. Belli ki erkek tarafı garanticiymiş Kadir. Meliha Hanım eşini beğenmezse boşu boşuna görüp ümitlenmesin demişler. Ben gittim, evlenmeyeceğim diye gittim. Daha sözlendim, geri döndüm. O kadar beğendim. Evet. Çok merak ettim Meliha Hanım. İlk gördüğünüzde neyini beğendiniz eşinizin? Efendiydi, efendiliğini beğendim. Karşılıklı birbirinizin efendiliğini beğenerek nasıl pat diye sözlendiniz hiç anlamadım. Sürenizi durdurdum Meliha Hanım. Rahat rahat anlatın şu hikayeyi. Tabii Kadir bayılmazsa. Sıcak mı geldi yoksa? Hayır, koltuk kılıfı beni mahvetti. Evet. Anlaşıldı. Şimdi dönelim Afyon'a. Nereye gittiniz Afyon'da Meliha Hanım? Normal babaannemlerin evine gittim. Babaannemlerle kayınvalidemler karşılıklı oturuyorlar. Şimdi onlar komşular. Evet, komşular. O zaman komşu olduk. Seni nerede görmüştük? Sen İzmir'desin, onlar Afyon'da. Biz tatillerde gidip geliyoruz ya. He. Peki ondan sonra, nerede gördün? Ben zaten tanıyordum eşimi. Yani gelip gitmelerimizde hep görüyordum. Tamam da neyini görüp de evlenmeyi kabul ettiniz? Ben efendiliğini, sessizliğini gördüm. Sen zaten adamı tanımıyor muydu? Tanıyordun. Tanıyorum ama. Efendi sessiz oldu. Eşim benim İstanbul'da oturuyordu. Eniştesinin yanında kalıyordu. O tamam. Da köyde değildi. Peki ilk ne konuştunuz yani? Mesela bir araya geldiniz. Merhaba merhaba. Evet. Bizi evlendirmek istiyorlar. Hayır. Ben de istiyorum. Sen de istiyorsan hadi sözlenelim. Pes Kadir, başka bir diyalog geçmiştir mutlaka. Canım biz yakıştırmışlar da sen de yakıştırıyorsan. Evet. Hadi çekinmeyin Meliha Hanım. Konuşmadık ki yani, o anda bir tanışma oldu. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun onlardan konuştuk. Bir görüşmede sözlendi. Evet, evet. Maşallah. İki kere daha görüştü. Herhalde direkt orada nikahlanacak. İkinci gidişimde öyle oldu. İlk gittim, nişanlandım. Ki evlenmeyeceğim diye gittim. Büyük sonra ben bu iş yolda. Olmaz dedim. Tekrar İzmir'e döndüm. Daha sonra hemen arkasında 2 ay içinde nişan yapıldı. Şimdi sözlendin, geldin, evet. Olmaz dedin. Niye olmaz dedin? İstemedim yani, evlenmek istemiyordum. Eşinle alakası yok, sen evlenmek istemiyordun. Hayır, ben evlenmek istemiyordum. Ama sözlendim. Sonradan hani... İyi de onu sözlendikten sonra niye sözlenmişti ki ben evlenmeyi istemiyorum? Evet, hayır daha çok sen erken adamla diyordum. Sen adamla dalga mı geçiyorsun? Hayır, daha çok erken olduğunu düşünüyordum. Hani biraz daha zaman geçsin diye. Aradan zaman geçmeden 2 ay içinde nişan oldu. Ben çözdüm olayı Kadir. Meliha Hanım evlenmek istemeyerek gitmiş, sözlenmiş. Sonra istemeyerek bir daha gitmiş, evlenmiş. Bir de istesen ne olurdu acaba? Hiç bilmiyorum. Çok merak. Direkt balayı. Yıldırım nikahı. Maşallah, istemeyenden kork demişler zaten. Çok doğru bir laf bu. Peki, beğenmiş almış, bize halt yemek düşer. Neydi? Bir saattir yalvarıyoruz hanımefendiye anlat diye. Kadir heyecanla bekledi bu hikayenin altından bir şey çıkacak diye Meliha Hanım. Belki bir kargaşa olmuştur, aileler birbirlerine girmişler. Ha, düğünde kargaşa oldu. Ha, bak tatlım bunları anlatsana bize. Bir saattir beni yalvartırıyorsun. Kavga neredeyse oraya gelin. En nefret ettiğim günüm düğündü. Ha, otur hadi, ne oldu? Oturuyorum. Düğünde anneler birbirlerine girdiler. Aa, bayılırım. Benim niye? Annemle niye? Valla ben de anlamadım o kargaşada neden oldu. Bir de oldu. Komşusunuz yani. Evet, komşuyuz. İkisi kavga ettiler. Ondan sonra araba bayağı bir bozuldu. Düğün bir karmaşa içindeydi. Herkes işte eşime diyorlar, Bekir sen bu kızı bırak. Bana diyorlar sen bunu bırak.
ayrılma noktasına geldiği aile zaman... Aile kavgası yüzünden. Evet. Peki konuda takı falan mı? Takı da oldu. Yok takı olmadı aslında. Yani ben de anlamadım. O anda... Sadece düğün günü oldu. Evet, ondan önce düğün günü. Kesin fitneci bir akraba geldi. Değil ortaya mi? Bir laf attı. Evet. Aşure kazana gibi birbirine kattı. Sırf işi bozsun. Nefes at akrabalar. Sonra işte herkes ayrılım falan dedi. Ama kimse kimseyi dinlemedi. Biz evlendik. Yani düğün günü ayrılma mı olurmuş? Ortalık olabilirdi sebebi. Ama. Düşünsene her şey o günden de patlayabilirdi. Peki sonra barıştılar mı? Daha yeni yeni barıştılar. Hey 17'si. Neymiş o olay? 5 sene önce falan barıştılar. Düğünden sonra altınlar kimde kaldı peki? Kayınvalidem aldı. Anneniz? Annem kendininkini aldı. Herkes kendi malına sahip çıktı. Belli ki altın konusunda anneler anlaşmışlar Kadir. Bir saniye. Bileziklerini de mi aldılar? Yok, bileziklerimi ben taktım. Tamam. Hani düğünde altınlar takılıyor ya. Çeyrekleri, yarımları evet, kayınvaliden aldı. Annen evet. Niye aldı? Annem nişanda aldı. Tam nişandaki annene düşer evet. Dedim düğündekini annen niye düğündekini aldı? Düğündekini de kayınvalidem aldı. Ha tamam olay oldu şimdi. Düğünde kıza nasıl çünkü altınları alamaz. Niye alsın canım? Evet. Nişandakini o alır. Düğündeki altınlar yani bilezikler, erkek. Ziynetlere evet. Kadına aittir. Geri kalan çeyrek parayı da kayınvalide aslında almaya da bilir. İsteyen almayabilir, evet. Ama düğünü kayınvalide yapıyorsa alır düğün salonunun parasını öder çünkü. Aynen öyle, evet. Ama bizde düğün salonu falan olmuyor. Bizim Afyon'da kapılarda oluyor ha, düğün. Konya'da çünkü evet. Bahçe düğünü bahçe oluyor. Düğün ama onun da eti pilavı biliyorsun. Aa, 3 gün yemek var. Yani bamya üç çorbası, üç gece. Evet, bamya çorba. Osu çok paraya evet. Gidiyor. Meliha Hanım. Annesi kızıma bir düğün salonu bile tutmadınız. Bari altınları ona verin demiş. Kıyamet kopmuş işte. Orada kesin dediğim gibi bir fitne akraba ortaya evet. Bir laf attı, ortalığı kattı karıştırdı. Hangi taraftandır o meşhur akraba acaba? Ay senin tarafında işi istemeyen var mıydı ya da sana? Hayır. Yok. O zaman kesin erkek tarafından biriydi. Kesin mikser gibi karıştırıcı tarafı. Çoktu. Belki de erkek tarafında eşine başka bir kız yapmaya çalıştılar. Son dakika sen olunca ayağını kesin. Olabilir. Her şey olur. Senin de hayal gücüne hayranım Kadir. Kendi kızını şey vermek olabilir. İçin uğraşıp o anda sen kızını ekmeğine taş koyunca. Evet, her şey olabilir. Yalnız hakikaten yuva bozucular aramızda dolaşıyor. Allah'ım şerlerinden korusun. Amin. Mübarek gün. Kadir şimdi düşün. En mutlu gününde her şey rüya gibi. Altınlar takılmış, göbekler atılıyor. Ama birden kalabalığın içinden biri çıkıp geliyor. Herkesi birbirine düşürüyor. Anneciğin de tutmuş senin elinden. Yürü Kadir, bu iş bitti diyor. Bir şey değil mi? Annemdeki inat kimsede yok. Eğer annem o salonda bir inada binerse... ...kendini de parçalasan inadından dönmez. Annen inadından dönmez de... ...sen de karını bırakacak mısın orada? Bırakılır mı? Orada nikahlı karın benim salonda burası. Ya annen ne olacak? Bırakan ya bırakır. Kendi bilir neydim o saatte giderse gitsin. Dünyanın düğün masrafını yapmışım ben. Adamı dula mı çıkarayım? Yazık Ümran Hanımcığıma valla. Ne çekti annen senden Kadir? Tamam da karımın suçu ne? Karının suçu yok. İkiniz de mağdursunuz da annene ne diyeceksin? Ben anneme derim ki lassız kızı Allah gidek ondan sonra biz onları burnundan dökeriz. Heh senden de bu beklenirdi zaten. Ne istiyorsun yani düğün günü karıma mı boşayayım? Valla benim bildiğim Kadir anneciğinin sözünden hiç çıkmaz. Dizinin dibinden de ayrılmaz. Hele bir de Neslihan'ın da bu evliliğe karşı çıkacağını düşünürsek...